Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator P3D videosuyla karşınızdayız. Bugünkü uçuşumuz Atlas Jet'in 2084 sefer sayılı Hamburg İstanbul uçuşu. Hamburg'da gördüğünüz gibi iç karartıcı bir hava var. Çok kötü bir hava var. Yağmurlu, 18 knot rüzgar esiyor 170'ten. Gerçekten biraz sıkıntılı bir hava. Uçuş için pek müsait değil ama biz bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Atlas Jet'in bu uçağı biliyorsunuz. Zannedersem bu Ukrayna'dan kiraladıkları uçak o türbülansın içine girip o İstanbul'da yazın o sıkıntılı zamanda o uçak bu uçağın kaderi diyelim. Ve birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu uçuşu yapmamın sebebi bir arkadaşımız daha P3D videolarını yeni yayınlamaya başladığında Hamburg İstanbul seferi istemişti Atlas Jet'le Airbus'la. Yalnız o zaman Flight Sim'ler yoktu daha henüz P3D V4'de. Hamburg senaristi de gelmemişti. Söz vermiştim kendisine bir gün bunlar geldiği gün bu uçuşu yapacağım diye ve işte o sözümüzü tutma zamanı geldi ve bu uçuşu gerçekleştiriyoruz. Evet, uçuşumuz hakkında kısa bilgiler vereyim. 23 pistinden Rama 3 Bravo Departure ile kalkacağız. 35.000 fite kadar yükseleceğiz. 35.000 fitte hava eksi 53 derece. Daha sonra İstanbul'a 23 pistine Unsa 1 Juliet Arrival ile inmeyi planlıyoruz. Hamburg'da hava daha demin söylediğim gibi 3 derece, çok soğuk bir hava var. 170'ten 18 knot rüzgar esiyor ve yağmurlu. İstanbul'da ise hava açık 10 derece, 210'dan 11 knot rüzgar esiyor. Yani 23 pistine inmek için 11 knot rüzgarla 23 pistine inmek için ideal bir hava var. GSX'i çağıracağım. Catering servisi almıyoruz biliyorsunuz. Bu Atlas Jet geldi bu uçakla Hamburg'a. Biz şimdi bu uçağı tekrar evine İstanbul'a götürüyoruz. Ondan dolayı catering'i zaten İstanbul'da yaptı. Biz dönüş uçuşunu gerçekleştiriyoruz ve hemen boarding'imizi isteyelim GSX'ten. Ve gördüğünüz gibi GSX Lufthansa olsun. Evet. Bu arada hemen içeri girelim. Kokpitimize girelim. Gördüğünüz gibi hava kokpitte durum iyice iç karartıcı bir pozisyonda ve hemen taxi takeoff briefing yapalım ve flight planı girdik. Her şeyimiz hazır. Bir daha tekrardan cold and dark yapmaya gerek duymadım çünkü canlı yayınlarda da her yerde bundan önce yayınladığım videolarda da cold and dark yaptığım için artık cold and dark yapmayalım çünkü çok zaman kaybediyoruz. Ve hemen taxi and takeoff briefing yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 56 numaralı standdeyiz şu an ve buradan hemen pushback yapmadan direkt taxiway'e bağlanacağız ve Alpha 3'ten Runway 23'ye çıkacağız. Runway 23'ye çıktıktan sonra Runway 23'ü görüyorsunuz buradan kalkacağız ve ne demiştik? Ramar 3 Bravo Departure ile gideceğiz ve buradan kalkıp hemen sağa dönüp ondan sonra Ramar'a bağlanacağız. Ve ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı uzun bir yolumuz var. Buradan kalkacağız ve ta İstanbul'a kadar gideceğiz. Gerçekten uzun bir yol. Ve bu taxi and takeoff briefing'i de komplete ettikten sonra passengers boarded. Ve hemen uçuş kapılarımızı kapatalım. Artık uçuşumuza başlayalım. Options, doors. Close, close. Bakalım GSX valizleri yüklemeyi bitirdi mi? Yok, henüz bitirmedi. Evet, anonslar başlasın. One zero zero zero. QNH. One zero zero zero. Bir dakika, bir yanlışım mı var? Bir ona bakacağım. Hayır. Yine düşmüş. 0999'mış. Onu da yaptık. 0999 70 feet. Şimdi burayı da yapalım. Cross check yapalım. 0999 70 feet. Şuan kon pilotun fine de bakalım. Evet.
0999 ve geldi şimdi bakalım. Evet, 70 feet. Cross check diyelim. Biz APU'muzu çalıştıralım. Normalde pushback yapmamız lazım ama pushback olayı bayağı uzatacağı için yani videoları da biraz kısa tutmaya çalışıyorum sizi sıkmamak adına. Bu arada Watson'da online'ız ama hiçbir kule ve radar çalışmıyor şu an. AP bleed on, boarding completed, her şey aynı anda oldu. GPU'yu kapatabiliriz artık. Evet, her şey normal gözüküyor. Evet, beacon light'ımızı çalıştıralım. Ve engine start diyelim. Bu arada GSX'e reset position diyeyim ki bizi rahatsız etmesin bir daha. Evet. İşini bitirdi çünkü. Ve engine ignition start. Ignition start. Engine. Right. Çalışmasını bekliyoruz. Bu arada FPS'imi tutmuyor nedense. Nvidia Inspector 30'da normalde sabitlemesini söylemiştim ama maalesef gördüğünüz gibi Nvidia Inspector işini yapmıyor. Böyle 30'da sabitlemeyince işte stutter'lar gelmeye başlıyor P3D'de. Onu da en sevmediğim olay. Hani böyle dönerken takılmalar var ya. Onu hiç sevmediğim için normalde 30'a sabitliyorum çünkü yani sürekli 30 frame alabiliyorum. O da stutter'ları engelliyor, takılmaları falan engellediği için çok iyi oluyor ama maalesef işte Nvidia Inspector'a yeni bir update geldi. O update'ten sonra FPS'i iyi istediğim gibi tutamıyor. P3D'nin içindeki frame limiter de çok kötü. Mesela 30'a sabitlerseniz 20 alıyorsunuz falan, öyle bir sıkıntısı var. Evet, gördüğünüz gibi engine 1 available. Ve engine 2'yi çalıştıralım artık. Engine 1'ı çalıştıralım artık. 2'yi çalıştırmıştık. Yani left engine. Yok. Ay, iyice karardı yani. İyice. Yağmur aldı başını gidiyor. Yağmuru tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ekrana yansıyor ama ben bundan çok net görüyorum. Bu Chase ne diyorum? FSFX Packages, yani Chase Plane yapan firmanın yağmur eklentisi. Ve biraz daha gerçekçi duruyor. Normal. Bu arada motordan bir garip bir ses geliyor arkada.
Çalıştı gördüğünüz gibi. Available. Evet. Dome light'ımızı kapatalım artık. İyice karardı. Evet, engine ignition normal. Spoiler. Arm flaps 2 ve gelelim. Flight controls check. Rudder right, left. Elevator up, down. Either on left, right and trim. Şu trim'e bakalım, 0.5 olması lazım. Hop, çok gitti, 0.8'e kadar gitti. 0.5. Evet, her şeyimiz hazır. Şu flight control'u kapatalım artık. Evet. Şimdi bir weather'ı çalıştıralım bakalım. Tam göremiyorum çünkü karanlıktan. Oto, şurada oto olması lazım. Evet. Hop. Biraz arkaya geleceğim. Şurada bir de olması lazım. Evet. Evet, her şeyimiz hazır. Artık parking brake off. Ve let's start taxi. Taxi light'ımızı açalım. Zaten ben basmasam şurada bir tane şey var. Ondan biraz soldu gideyim de. Bir direk var. Kanada vurmayalım direğe. Yani şuradan taxi light'ımızı açtık. Ve artık soluna gidelim. Taksimize başladık. TO config set and take off checklist complete. Buradan bağlanacağız. Hemen son ayarlamalarımızı yapalım. Evet. Hazırladım, mesajı attım. Bu arada şehrin ışıkları yandı yandı. Evet. Işıklarımızı yakalım.
tam yandım ışıkları. Hepsi yanıyor. Hepsi yanıyor. Evet. Her şey hazır. Evet. Yerimi aldım. Kameramı açayım. Acaba yine T-Case'imizi açalım. Artık her şeyimiz hazır. Tam pistte güneş batımı ışığı vuruyor. Kameramı da açalım. Ve uçumuza başlayalım. Hepinize iyi yolculuklar. Gitti. Manflex SRS 65 Auto Thrust Blue. Asfaltın yüzeyi sanki biraz şey gibi gözüküyor ama bu Dynamic Lighting mi yoksa sinir mi? Evet. Alien at. Check. V1 rotate. Positive climb gear up. Set. Biraz türbülansı. 22 nata çıktı rüzgar. Solda. Flaps up. Flaps one. Sorry. Güzel yönetiyorum. Aşağıda trafik almış başını gidiyor bu arada. Bakın şu, buradan değil bu görüntüne. Şurada fena bir trafik var. Evet. Kontrol hala bende. Grand spoiler bir sound. Normalde 10.000 fite kadar ben kullanmayı seviyorum ama dışarıdan görüntü seyredebilmek adına fena bir türbülansa girdik demin. 38 nata çıktı rüzgar. Flaps up. Of of. Sesi duymuyorsunuz belki, size geliyor mu gelmiyor mu tam bilmiyorum ama fena bir türbülans. Evet, sağ dönüş çok başladı. Oh, çok döndük. Toparlayalım. Hafif. Dışarı bakacağız diye. Biz otopilotumuzu devreye alalım çünkü dışarı seyretmek güzel olacak bu havada biraz. Bak, görüyorsunuz türbülansı.
Evet. Para reference. Standard. Bu arada hava kaç derece oldu? Ona göre antenlerimi açacağım. Si. Böyle bilmiyorum zaten. Antenlerimizi açalım. Evet, sağdan şimdi. Evet, kalktığımız havalimanı. Gerçekten hava kötü Hamburg'da. Biz kalkmaya yakın yağmur durdu ama gerçi bir türbülanslı bir şey görmüyorum ama arkadan 39 knot rüzgarı aldığımız için uçak biraz zorlanıyor tabii. 250 knot'ta tutmayı 11 fit biliyorsunuz. Fena bir türbülansın içindeyiz şu an. Yine saatimi çalıştırmayı unuttum. Hep bunu yapıyorum ya. Şu saati bir çalıştıramıyorum. Unutuyorum yani daha doğrusu. Landing lights on. Off. Wing lights off. Ve dışarıdan tekrar bir görüntü seni şu an güzel. Beş dakika olmuştur herhalde kalkalı. Artı 5 koyacağız saat üzerine. 5 dakika değil de 3 dakika falan gibi bir şey. Daha tam söyleyeyim size. 4 dakika olmuş. Bakın nasıl sallıyor uçağı görüyor musunuz? Arkadan alıyoruz rüzgarı. Tailwind. Tekrar sağa dönüyoruz. Bu iş kanattan yapalım bari. Tam güneşi gördük derken bulut bir anda.
şu aralıktan görüyoruz güneşi biraz. Hava artık iyice kararıyor. Pis bir hava var. Türbülansla. Atlas Jet'in kaderi mi bu? diyeceğim. Çok kötüydü o uçuş. Seyrettim yani. Aklımdan hiç çıkmıyor. Helal olsun oradaki pilota. Gerçekten. Atlas Jet'in yazın o sıkıntı yaşayan uçağında kazası belasını gerçekten hava yolunda tebrik etmek lazım aslında yani. Hani prosedürleri. Ama burada en büyük tebrik bir pilota gidiyor. Yolcuların keyfi yerinde. Türbansı alandan da çıkmak üzereyiz. Artık 16.600 fitteyiz ve tırmanmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi 16.600 fit tırmanmaya devam ediyoruz. İstanbul semalarında tekrar sizi karşılayacağız. Kokpiti alacağız. Siz de bu sırada o 3 dakikalık, 3.5 dakikalık videoyu seyredeceksiniz. İstanbul semalarında tekrar görüşürüz. Bakalım İstanbul'da hava nasıl olacak? Burada hava gerçekten kötüydü kalkışta. Hepinizi o videoyu izlemeye davet ediyorum. Daha sonra 3.5 dakika sonra tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Şimdilik. Evet arkadaşlar, İstanbul semalarından tekrar merhaba.
Top of Descent'imize yaklaşık 7-8 mil kaldı. İstanbul'da ise 110 mil civarı bir mesafemiz kaldı. İstanbul'da hava 14 derece oldu. 220'den altın at rüzgar esiyor. QNH1018. Unsavan Juliet Arrival demiştim size ve aynı Arrival'dan devam edeceğiz. Hemen altimetrimi 4000 feet'e getiriyorum. Ve seatbelt signs on. Anonsumuzu yapalım. Ve artık decelerate. Yani descending to. Four thousand feet. Ve hemen approach briefing ve approach ve landing briefingimizi yapalım. Evet, Ulusava gelmek üzereyiz. Yaklaşık şuralarda bir yerdeyiz ve artık Ulusava gelmek üzereyiz. Yaklaşık 62 mil var Ulusava, yani şuralarda bir yerdeyiz. Buradan geleceğiz, 141 heading alacağız Ulusava'da ve Beykoz'a kadar devam edeceğiz. Beykoz'dan 233 sağ, 233 heading. Beykoz'da 4000 feet'te olacağız. Daha sonra Kofun ve artık inişimizi gerçekleştireceğiz. Boğazın üzerinden ineceğiz ama hava gece olduğu için pek bir şey göremeyeceğiz gibi duruyor şimdilik. Ona da bakacağız. İstanbul'da hava açık. Rüzgarlar dindi. 14 knot'lı kabis kalkarken İstanbul'da şu an 6 knot. Arrival'ımıza bakalım. ILS Runway hop, ILS Runway 05'ı seçmişim ben ışıkta. ILS Runway 23. Kaldıralım buradan. ILS Runway 23. Evet, gördüğünüz üzere buradan geleceğiz Beykoz'dan ve dönüp inişimizi gerçekleştireceğiz. Boğaz'ın üzerinden, daha sonra Haliç'in üzerinden inişimizi yapacağız. ILS 111.9 235 heading, ona da baktık ve indikten sonra 23 feet, 23 pistinden indikten sonra geleceğiz ve Echo 4'ten veya Echo 3'ten çıkmayı planlıyoruz. Büyük ihtimal Echo 4 olabilir ama olmazsa Echo 3. Echo 3'ten sonra geleceğiz. International parking, international, yani 200'lü kapılardan bir tanesine park edeceğiz. Büyük ihtimal 208 olabilir, 207 olabilir. Onlardan bir tanesine park etmeyi planlıyoruz ve approach and landing briefing komple gidiyorum. Dışarı bir bakalım. Alçalmamız devam ediyor. 4000 feet'e kadar ineceğiz. Maalesef dışarıda hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü karanlık bir hava. Karanlıkta uçmayı bundan sevmiyorum çünkü hiçbir şey göremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeni approach'a gireyim. 1019'da biz kalkarken bu 1018 oldu. Temperature 10'du, şimdi 14 oldu. 210'dan 11 knot esiyordu, şu an 220'den 6 knot esiyor. Daha favorable bir wind oldu bizim için. Transition altitude kalıyor. Büyük ihtimal approach speed de 133 olacak, ona daha sonra bakacağız. Seatbelt signs on. 2 saat 14 dakikadır uçuyoruz. Hatta 4 dakikada geç açtığımızı varsayarsak 2 saat 18 dakika oldu. 24 bin fitte alçalmamızı sürdürüyoruz. Bir önden bakalım. Çok bir şey yok. Ondan dışarıdan pek fazla bakmıyor. Yaklaştırma da daha doğrusu daha güzel durur. Autobrake low, çünkü biliyorsunuz flight simlerimizin fren sistemi çok. Gerçek Airbus'ta da böyle diyorlar, yani çok yüksek, çok çabuk duran bir uçak olduğunu söylüyor kullanan pilotlar. Bu da çok çabuk durduğu için ben low kullanmayı tercih ediyorum. Hatta eğer olursa reverse'leri kullanmıyorum, yani hani eğer yapabiliyorsak. Çünkü bir anda pistin ortasında durabiliyor.
Bu da şeyden kaynaklanıyor. Reverse thrust, max reverse thrust yapıyorum ben. Çünkü FSU IP'sinden ayarladığım için max reverse yaptığım zaman bu biraz daha sıkıntı çıkartıyor ve hemen duruyor. Biraz daha spoiler vermem gerekecek çünkü overspeed'e doğru gidiyoruz. Ama bakalım kaç derece üst dışarıda şu an. 6 derece. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum şu anda. 18 ve çok hızlı alçalıyoruz aslında bakarsanız. Yani alçalmamız bayağı iyi. Evet, geldi gördüğünüz gibi Umusav'a geleceğiz. Oradan sonra Beykoz'a sağ ve Tutri'ye ineceğiz. Çapın şey gözükmüyor diye bakıyorum da artık yavaş yavaş hani şehrin ışıklarını falan görmemiz lazım. Yani sol tarafımız deniz tamam da sağ tarafımızda stream yaparken de hani normalde geceleri uçuyoruz ama diyorlar ki hani gece uçuyorsun, no niye hani gece yani gece uçarken niye gündüz simülasyonda? Çünkü hani siyaha bakmak artık böyle hani saatlerce bakıyorsunuz ve iç karartıyor artık. Hiçbir şey görmüyorsunuz. İç karartıyor. Ondan dolayı öğlen uçmayı bir de seyredenler için de öğlen uçmak daha hani her tarafı görebiliyor. Simülasyonu keyfini çıkartabiliyor. Böyle gece olunca her taraf simsiyah. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Bir iki tane yıldız. Hani ancak 10.000 fitin altında artık her şey görünmeye başlıyor. Ondan dolayı sevmiyorum gece uçmayı. Bunu merak ediyorsanız niye daha fazla gündüz uçuyorsun diye. Yoksa gece uçmakta gündüz uçmak arasında çok büyük bir fark yok aslında. Özellikle otopilot gibi VFR demiyorum. Bu otopilot kullanabildiğiniz uçaklardan bahsediyorum ya da instrument landing sistem olan uçaklardan bahsediyorum. Gece uçmak hani çok bir şey değiştirmiyor. Ama tabii bazı insanlar hani mesela gece bu şu an saat işte akşam 10 niye simülasyonda öğlen diyor. O da onların hani tercihi. Tabii gündüz de stream yapamıyorsunuz çünkü bu sefer de kimse olmuyor gündüz. Kalabalık yani hani seyredecek kitle olmuyor. Gündüz yapmayı ben de tercih ederim ama hani herkes işte okulunda. Gece P3D'de ışık efektleri çok güzel. Mesela şu gördüğünüz Flight Simulator'ın Spotlight'ı gerçekten hani bir PMDG ile karşılaştırılmayacak kadar güzel efektleri var. Özellikle şu mesela buradaki ışığın efekti falan çok daha güzel. Bunu açabiliriz. İstediğiniz gibi ayarlarız. Hatta şunu biraz kısabiliriz. Şuradaki ışıkları kapatabiliriz biraz. Pilotun üzerindeki. Şimdi bir dome light açalım da başka bir tona dokunmayalım işte. Şunu kapatabiliriz mesela. Bir de şurada var. Şunu da kapatabiliriz. Dome light'ı kapatalım. Bunu yapalım. Daha karanlık oldu. Cockpit. Görüyorsunuz. Speed
Speed break artık. Mesela şunu biraz tamam. Biraz söndürebiliriz. Bunları efektlerle oynayabiliriz. Daha kısık yapabiliriz. Ayak uydursun. Hani tamam çok güzel ama dışarıda bir şey göremiyorsunuz. Biraz açayım ya, çok karanlık olduğu. Öbür türlü de çok iç karartıcı oldu artık. Evet, ne oldu? 8000 fite geldik. Oo. Bakayım yakalayabilecek miyiz? Beykoz'da 4000'i yakalayacağız gibi duruyor. Bana reference ayarlayalım hemen. 1018. Biraz türbülans var şu an. Arkadan 9 var çünkü yer alıyoruz. Hemen gidelim co-pilot'a, co-pilot'a ayarlayalım. Bir de şurayı ayarlayalım. Tamam. Cross check. Bakayım performansa geldi mi? Yok, henüz gelmedi. İlk başta hemen bunu girmeyin. Çünkü bu sonra inişe yakın artık düzeliyor. Normalde 142 ile inmiyorsunuz. 133 falan oluyor burası. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş, şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Yansıyorum ekranlara tam bilmiyorum. Şurada artık yavaş yavaş şehrin ışıklarını görmeye başladık. Burası Anadolu yakası. Biz buradan geleceğiz Beykoz'un üzerine kadar. Beykoz'dan sağa dönüp devam edeceğiz. Yavaş yavaş artık şehrin ışıklarını görmeye başladık. Biraz fazla yakıt almışız. 7440 pound yakıtımız var şu an. Bakalım dışarıda bir şey görebilecek miyiz şu an. Yanlış tarafa bastım. Evet, yavaş yavaş şehrin ışıklarını görmeye başladık. Gördüğünüz gibi 6400 fitte karşımıza çıkıyor şehir. Biraz fazla yakıtımız var. Ekstra yakıt almışız. Ben biraz elime alıyorum şu an. Hızımızı iyice düşürelim. Bekleyelim biraz. Yani 17 ne diyor? İstanbul 17.30 diyor. Şu an saat 17.22. 8 dakika sonra yürüyorsun. Bayağı bir türbülans var şu an. Anonslarımıza devam etsin. Size geldik sayılır. Speed break olmakta. Cabin crew da yerlerine otursun artık. Cabin crew, landing in 5 minutes. Dışarı bakalım. Evet, artık şehri görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Net bir şekilde. Evet, 4000 feet.
Next tuşuna basalım. Approach activated. Şimdi activated. Evet, sağa doğru dönüşümüz başladı. Hop, otopilot devre dışı kaldı kendiliğinden. Hemen aktive edeyim şunu. Nedense. Aktive olmuyor otopilot. Yani şu an kendisi aktive oldu. Allah Allah, enteresan bir şeydi. Last one. Enteresan bir şekilde kendiliğinden otopilot devre dışı kaldı. Flaps door. Hızımızı iyice düşürelim. Gördüğünüz gibi 134 oldu. Şunu hemen aktive ederim. Landing speed. Localizer geldi, glide stop geldi. Gear down. Flaps 3. Bayağı etkili ötür biraz şu an. Evet. That's full. Spoiler armed. Evet. Papileri görmeye başladık yavaş yavaş. Vodafone Arena solumuzda. Şu an onun üzerinden geçiyoruz. Burası da Güzel Plaza. Ritz Carlton'ın olduğu yer. Dolmabahçe yani. Biz artık önümüze bakalım. Kameramızı açalım. Artık kaç mil kaldı? 7 mil kaldı. Ben artık kontrol elime alayım. Yavaş yavaş zaten biraz türbülanslı bir hava. Evet. Auto throttle off. Autopilot off. 2000. Evet. All green, no blue. İkemim o. Landing checklist complete.
biraz alçak gelmeyi tercih ediyorum flight simlerde. Çünkü zaten biraz asılı kalıyor pistin üzerine. O asılı kalmayı alçak gelerek hani telafi edip tam ortaya, tam inmemiz gereken yere inebiliriz. Böylece tabii bu kadar alçak değil mi? Biraz daha. 1000. Checked. Rüzgar bizi yön değiştiriyor sürekli. 196-176 takip ederseniz. Ondan dolayı variable wind nereden geldiği belli değil. Ondan dolayı biraz hani localizer'ı tutturmakta zorlanıyoruz. Yüksek kaldık şu an biraz. Hemen alçalmamız lazım. 100 above. Checked. Minimum. Continue. İki kırmızı, iki sarı görüyoruz. Biraz daha alçak kalsak daha iyi olacaktı. 300. 200. 100. Light patch'i yüklemedim, ondan dolayı ışıkları göremedik. 50. 40, 30, 20, retard, 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 retard. Evet, reverse'leri çalıştıralım. Çalıştıramadık. Durabiliriz gibi geliyor. Evet. Evet. Manual braking. -133 landing rate. Güzel. Alışkın olduğumuz rate'ler bunlar. FS Labs'da olmasa da çok. Ama dediğim gibi FS Labs'ı kullandıkça alışıyorsunuz. FS Labs'ı gerçekten diğer uçaklarla alakası yok. Yani PMDG ile inmek çok daha kolay bir FS Labs'la inmekten. FS Labs gerçekten hani özellikle CFM Engines, yani CFM Engines daha kolay inmesi. Ama EIA Engines gerçekten çok zor. Yani bunu hani kullananlar, FS Labs'ı kullananlar ne dediğimi anlamak istiyor. Yani ne dediğimi daha yani anlayacaklar. İki motor arasındaki fark, iki motor arasında bariz farklar var. Yani hani kullananlar bilir benim ne dediğimi. Flight Sim Labs, CFM engine'ine inmek, EIA engine'ine inmekten çok daha kolay. Anonsumuzu yapalım. Evet. Lights off. Dışarıdan bir bakalım. Evet. Flaps up. Flight director ILS off. Off. Ve APU'muzu çalıştıralım. Kameramızı kapatalım. T-Cast'lerimizi kapatalım. Weather radarımızı da kapatalım. Bu Taxi to Gate'de patch indirmeyince böyle oluyor maalesef. İnişte hani runway light'ı görememizin sebebi o. Ama olsun yani, o ortasına indiğim için bir sıkıntı yok. Yani biz görmesek de olur. Bir dakika. Weather radar off. Artık taksimizi yapabiliriz. APU flap open. APU çalıştıralım.
APU available. Bu hafta bir gün geç kaldı videom. Çok özür diliyorum. Çünkü 2 haftadır P3D'yi tekrar yükleyip Windows'u tekrar silip tekrar yüklüyorum. Ondan dolayı böyle bir gecikme oldu. Çok özür diliyorum. Bu Light Patch de mesela hani Taxi to Gate LTB'nin Light Patch'ini de yükleyemememin sebebi işte o. Yani o kadar çok şey yüklüyorsunuz ki bir anda unutabiliyorsunuz onu. O da ondan kaynaklanıyor. Onun için de özür diliyorum şimdiden. 2 saat 41 dakikadır uçuyoruz ve artık sonuna geldik. Tam 2 saat 41 dakika sürdü uçuşumuz. Yani runway to runway 2 saat 41 dakika sürdü. Block time diyorlar buna. Evet, 208 nolu kapıya geldik. Evet. Parking brake on. Evet, parking brake geldi. APU on. APU bleed on. Ve artık sağ motoru, sol motoru kapatabiliriz. Ve seat belt sign, beacon light off. Seat belt sign off anonsumuzu yapalım hemen. Işığımızı yakalım biraz. Gelelim. Ground connection yapacağız ilk başta, pardon. MCDU options. External control connect. Connect. Overhead'imize gelelim. Overhead'imizde yapmamız gereken şeyler. APU'yu kapatalım artık. External power açtık çünkü. Ve fuel pumps off. Fuel supply off diyelim ve dışarı çıkalım. Ses gelsin. Request deboarding. Türk yanaşsın. Turkish ground server. Ah! Turkish değil, pardon. Atlas uçuruz. Hep karıştırıyorum bunu. Olsun. Gördüğünüz gibi dynamic lighting uçağın üzerine reflection'ı çok güzel. Böyle bakarsak daha iyi göreceğiz şimdi. Bakın. Çok güzel aydınlatıyor uçağı. Bu P3D V4 Dynamic Reflection. Bu arada ona bakacakken bize kapıları açtıyor. Hemen kapıları açalım. Çünkü biliyorsunuz GSX kolay kolay susmuyor. Doors open, open, open. Şimdi tekrar dışarı çıkalım. Evet, bakın. Çok güzel aydınlatıyor. Yani ben çok seviyorum bu efekti. Sırf bu efekt için Dynamic Lighting açıyorum. Bir de tabii PMDG'ler falan Dynamic Lighting açık olmayınca uçağı yeri aydınlatmıyor. Evet. Arkadaşlar, bir uçuşumuzun daha kazasız belasız sonuna geldik. Arkadaşımız eğer kim olduğunu yazarsa, ben çünkü notlarımda çok araştırdım, ismini yazmamışım, unutmuşum ama umarım isteği yerine gelmiştir. İstediği gibi bu uçuş olmuştur. İsmini de yazarsa çok sevinirim. En azından hani bilirim kim için yaptığım videoyu. Çok teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Like'lamayı, subscribe olmayı, comment yapmayı unutmayın. Comment'lerinize tek tek cevap veriyorum. Bir sonraki uçuşumuzda görüşmek üzere. Yapmam gereken uçuşlar var. Sözlerim var insanlara. O sözleri tek tek yerine getirmeye çalışıyorum ama 2 haftadır dediğim gibi Windows'u silip tekrar yüklüyorum. Silip tekrar yüklüyorum. Yani pazartesinden çarşambaya 2 haftadır aynı rutinle. Pazartesi bütün Windows'u siliyorum. Her şeyi siliyorum. Çarşambaya kadar P3D'yi hazır hale getiririm. Çarşamba çalıştırıyorum. Ondan sonra bir hafta sonra aynı şey sıkıntı oldu ama artık o olacağını zannetmiyorum. Bütün tedbirleri aldım yani olmaması için. Dediğim gibi sözlerim var, arkadaşların istekleri var. Onları tek tek yerine getiriyorum. Bir sonraki videoda bir arkadaşımızın isteğini daha yerine getirmeye çalışacağım. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.